devam edelim 11. sorumuzda arkadaşlar. Alp Türklerde nokta nokta diye anılan kahraman savaşçılardır. Alpler ne olarak anılıyordu? Bahadır, güçlü, kuvvetli, değil mi? Alpler ne olarak anılıyormuş arkadaşlar? Bahadır, güçlü, kuvvetli olarak anılıyordu. Köylüler ve göçebeler nokta nokta sınıfındandır. Neydi arkadaşlar? Köylüler, göçebeler, tüccarlar, biziz demiştim. Hangi sınıftı bu arkadaşlar? Yönetilen sınıf dediğimiz reaya sınıfındandı. Hemen şuraya ne yazıyoruz? Reaya, yönetilen. Değil mi? Bir de askeri vardı, yönetenler. 13'e bakalım. Osman Bey döneminde fetihlere katılan ve fethedilen yerlere köyler, kasabalar kurarak İslamiyet'i yayan Gaziani Rum, Abdalan-ı Rum ve Ahyan-ı Rum gibi oluşumlar nokta nokta topluluklardır. Bunlar nasıl topluluklarda aynı zamanda? Bakın arkadaşlar, savaşçı topluluklardı, değil mi? İlk aslında fetih hareketleri bunlarla sürmüştü. Bunlarla devam etmişti. 14'e bakalım. Yeniçeri Ocağı nokta nokta döneminde kurulmuştur. Yeniçeri Ocağı kimin tarafından, kimin döneminde kurulmuştu? 1. Murat döneminde kurulmuştu arkadaşlar. 1. Murat. Devam edelim. Osmanlılardaki nokta nokta sistemi daha çok Selçukluların uyguladığı ikta sisteminin geliştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu neydi? Tımar sistemi. Tımar sistemi neyin geliştirilmesiyle ortaya çıkmıştır? Tımar sistemi arkadaşlar, ikta sisteminin geliştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. 16'ya bakalım. Osmanlı Kapıkulu ordusunun nokta nokta ocağı patlayıcı maddelerden sorumlu idi arkadaşlar. Bakın, bunlar humbaracılardı. Humbaracı ocağı neyden sorumluymuş? Patlayıcılardan sorumluymuş. Bunu da hemen yazalım buraya. 17'ye bakalım. Nokta nokta Osmanlı ordusunda askerlerin su ihtiyacını karşılardı. Saka su demiştik, değil mi? Sakalar. Sakalar ne ihtiyacını karşılarmış? Su ihtiyacı. Hatta dedik ki daha çok çocuklardan oluşur. 18'e bakalım. Tımar sahibi olan tımarlı sipahi ya da tımar beyi nokta nokta adı verilen asker yetiştirmek zorundaydı. Bu tımar sisteminde tımarlı sipahilerin her birine, yetiştirilen her askere ne deniyordu? Cebelü deniyordu arkadaşlar. Bunu da hemen yerleştirelim. 19'a bakalım. Osmanlılar'da ilk düzenli ordu nokta nokta döneminde kurulmuştur. Kimin döneminde kurulmuştu arkadaşlar? Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Yaya ve Müsellem adlı ordudur. Unutmayalım lütfen, ilk düzenli ordu. 20'ye bakalım. Kapıkulu ordusunun askeri ihtiyacını karşılamak için uygulanan devşirme sistemi nokta nokta döneminde kanun haline getirildi. Kimin döneminde kanun haline getirildi? 2. Murat döneminde kanun haline getirildi. Bakın, bunları bir tekrarlayalım. Yeniçeri Ocağı 1. Murat döneminde kuruluyor. Devşirme sistemi Çelebi Mehmet döneminde uygulanıyor ama bunu kanunlaştıran, böyle Kapıkulu ordusunun o devşirme sistemini kanunlaştıran da kim olmuştu? 2. Murat olmuştur arkadaşlar. Bu bölümü de bitirdikten sonra gelin 4. bölümümüzdeki etkinliklere birlikte bakalım. Aşağıdaki devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler konusuyla ilgili ifadelerdeki altı çizili kavramları doğru ya da yanlış olarak belirtiniz. Yanlış kavramların doğrusunu karşısındaki kutucuklara yazınız. Yani hemen doğru yanlış yapacağız. Yanlışsa da doğrusunu düzelteceğiz. Birle başlayalım. Osmanlıların, bakın hemen birle başladım arkadaşlar. Osmanlıların uyguladığı Pençik sistemi, Emeviler, Abbasiler ve Selçukluların uyguladığı ikta sisteminin geliştirilmiş halidir. Yanlış arkadaşlar, iktanın geliştirilmiş hali tımardı. Pençikle ilgisi yoktu. Bu yanlış. Bu Pençik neyin geliştirilmiş haliydi? Gulam sisteminin, köle değil mi? Saray kölesi demiştim. Bu da bir sistemdi. İkiye bakalım. 13. ve 14. yüzyıllarda, bakın 13. ve 14. yüzyıllarda etkili olan Abdalan-ı Rum topluluğu esnaf ve sanatkarların mesleki ve dinsel örgütü olduğu gibi askeri ve siyasal özelliklere de sahiptir. Bu Abdalan-ı Rum değil arkadaşlar. Yanlış. Bu neydi? Ahiyan-ı Rum'du, değil mi? Mesleki örgüttü Ahiyan-ı Rum, değil mi?
unutmayın demiştik. Devam edelim arkadaşlar 3 ile. Osmanlılar da devlet memurları ve askerlere devlet memurları ve askeri görevliler asker sınıfından sayılırdı. Askeri sınıftan sayılırdı. Bu doğru arkadaşlar, vergiden de muaf tutulurdu. 4'e bakalım. Ziyamet adı verilen dirlikler vergi gelili 5000 akçe ile 20.000 akçe arasındaydı. Hayır arkadaşlar, bu 100.000 ile 20.000 arasındaydı. O zaman burada ne varmış arkadaşlar? Bakın, dördüncü kısmımız yanlış. Bu normalde hangisi olacak? Yani ziyamet değil de ne olacak? Tımar olacak. Ziyamet kaç bin ile kaç bin arasıydı? 20.000 ile 100.000 arasıydı. Şimdi 5'e bakalım arkadaşlar. Hanedan üyelerine ve divan üyelerine has adı verilen dirliklerin vergi gelili asker beslemeleri karşılığında verilirdi. Evet arkadaşlar, üst düzey görevlilere bu verilirdi. Has verilirdi. Bunları bir daha sayalım mı? 100.000 üstü hastı, üst düzey görevlilere veriliyordu. 100.000 ile 20.000 arası ziyametti, orta düzeye veriliyordu. 20.000 5.000 arası da tımardı arkadaşlar. Şimdi 6'ya bakalım. Osmanlılarda eyaletlerin güvenliği Yeniçeriler tarafından sağlanırdı. Yanlış arkadaşlar. Yeniçeriler merkez ordusu, eyaletlerin, taşranın güvenliğini sağlayan kimdi? Tımarlı sipahilerdi, değil mi? Atlı askerler savaş zamanı savaşır, barış zamanı toprağı ekip biçerdi. 7'ye bakalım. Sipahiler ordu seferdeyken ordunun ağırlıklarını ve hazineyi ne yaparlardı demiş? Taşırlardı. Bu da yanlış. Ben size ne demiştim? Garibanlar o kadar hazineyi taşıyıp dokunamıyorlar. Bu sağ ve sol garipler. Sağ ve sol garipler neymiş? Ordudaki ağırlıkları ve hazineleri taşıyan garibanlar diye kodladık. Sağ ve sol gariplermiş. 8'e bakalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde profesyonel askerlik Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasıyla başlamıştır. Doğru arkadaşlar. Tamamen profesyonel merkezi bir orduydu. 9'a bakalım. Osmanlı ordusundaki sağ ve sol ülfeciler adı verilen birlikler kapı kulu piyadelerinin bakın atlı bölümlerinden biridir. Ne diyor arkadaşlar? Bakın, kapı kulu piyadesi yanlış burada. Kapı kulu neyi olacak? Süvarisi olacak. Yani atlı birlik dediğimizde ne oluyor? Ben süvari yazayım. Kapı kulu piyadesi değil. Kapı kulu süvarisi olacak bu. Geçelim 10'a arkadaşlar. Yörükler sınır boylarında düşman topraklarının her an akın yapmak üzere hazır bulunan, ondan sonra sefer sırasında düşman ülkesine akın yaparak yıpratan atlı birliklerdir. Yanlış arkadaşlar. Bunlar yörükler değil, kimdi? Akıncılardı. Akıncılar neydi? Sınır boylarında bulunan, orduya öncülük eden, yani yol gösteren, ordunun pusuya düşmesini engelleyen, sınırları koruyan, zaman zaman karşı tarafa akınlar yaparak yıpratan gruptu. Yörükler ordunun lojistik ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Hatırlayın. 11'e bakalım arkadaşlar. Aşiret güçleri Osmanlı Beyliği'ne hizmet eden askerlerdir. Arkadaşlar, bu aslında yanlış bir ifade. Evet, savaşıyorlar ama bunlara askerler demeyelim, savaşçılar diyelim. Çünkü bunlar düzenli birlikler miydi? İşte savaş zamanları orduya katılıyorlardı. 12'ye bakalım. Pençik sistemi Edirne'nin fethinden sonra Kaz Asker Çandarlı Halil'in öncülüğünde başlamıştır. Doğru arkadaşlar. Savaş esirlerinden bir ordunun kurulmasıdır. 13'e bakalım arkadaşlar. Devşirme sistemi başlangıçta yalnızca Anadolu'da uygulanmıştır. Hayır arkadaşlar. Başlangıçta yalnızca ilk başta nerede uygulandı? Rumeli'de, Balkanlar'da uygulandı. Ha, sonra Anadolu'da da uygulanmıştır. 14'e bakalım. Has ve zahmetlerin vergisini toplama haklarını alan dirlik sahipleri topladıkları her 3000 akçe başına bir atlı asker beslemek zorundaydı. Bu has ve zahmet için geçerli değil. Bu yanlış. Onlar 5000 akçe başına bir asker yetiştirmek zorundaydı. Tımarlı sipahiler, yani tımar topraklarındakiler 3000 akçeye asker yetiştiriyorlardı. 15'e bakalım arkadaşlar. Acemi ocağında eğitimlerini tamamlayan acemiler
Yeniçeri olarak atanır ve başlarına Akbörk giydirirlerdi. Bakın arkadaşlar, Acem Ocağı'ndan çıkanlar değil mi? Yeniçeri Ocağı'na yerleştiriliyordu ki biz ne diyorduk onlara? Kapıya çıkma diyorduk. Acemi olanlardan Kapıkulu ve Yeniçeri Ocaklarına geçenlere. Buradaki etkinliklerimizi tamamlamış olduk. Lütfen etkinlikleri de siz de dinlerken tek tek önünüzdeki fasikülü kodlayarak, yazarak, tekrar ederek çözün arkadaşlar. Konumuz daha kalıcı olacaktır.